Dostlar merhaba, kanala hoş geldiniz. Daha önce La Kürdi, La Ecaz, La Lihaven makamlarını anlatmıştım. Bu makamlar ne işimize yarayacak? Nerede kullanabileceğiz bu makamları? Bugün dersimizde ona değineceğiz. Şimdi La 5. perdede başlıyordu. Gitarın en üst teli, 6. teli. 5. perde La notası. Buraları çalıştınız varsayıyorum. Yani tekrardan hatırlayalım. La, si bemol, do, re, mi, fa, sol, la. Bu bir gam. Yani la'dan başlayıp la'da bitiyor ama si bemol arızası var. La, si bemol, do, re, mi, fa, sol, la şeklinde. Devamında la, si bemol yan yana, do, re, mi, fa, sol, la. Bu da ikinci pozisyonu arkadaşlar. Yani la'dan la'ya, la'dan la'ya geliyor. İki oktav çalmış oluyoruz. La 1, La 2 şeklinde. Şimdi sololar genelde bu aralıkta. Ama bazı şarkılar vardır ki biraz daha aşağı doğru gidebilir. Yani La, Si, Bemol, Do, Re, Mi'ye kadar da gelebilir bazı şarkılar. O yüzden burada çalışırken La, Si, Bemol, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Si, Bemol, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Si, Bemol, Do, Re, Mi'ye kadar da gelebilirsiniz. Mi gitarın 12. perdesi de bitiyor. Geri dönerken de aynı şekilde şimdi burayı çok iyi pozisyonlaştırmanız lazım kürdide. Yani burada bir pratiğiniz olması lazım. Çünkü şarkılar böyle gidiyor. Yani bazen bu tempo ile giderken bazen hızlanabiliyor. O yüzden buradaki pratiğiniz iyi olması lazım. Yani La, Si, Bemol, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Si, Bemol, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Si, Bemol, Do, Re, Mi'ye kadar da gitmiyorsanız en azından La, Si, Bemol, Do, La kadar şöyle bir pratik yapabilirsiniz 5. perdede. Şimdi buradan bir şarkı çalalım örnekle. Böyle ayrılık olmazın introsunu çaldık. La'dan La'ya. Başka bir yere gitmedi. Ama şarkının şan kısmında hikaye değişebiliyor. Mesela diye gidebiliyor. Ne yaptı şimdi buradan? Oktava atladı. Yani burada La'daydı zaten. Böyle ayrılık olmaz gibi ikinci oktava gidebiliyor bazı şarkılar. Mesela Duydum Ki Unutmuşsun da Fa'dan başlıyor. Intro kısmı şanda oktava geliyor. Üst oktava çıkıyor. Yani La, Si, Bemol, Do, Re'ye kadar da geldi. Çaldığınız hikayenin aynısını buradan da çalabilirsiniz. Şan kısmı da burada böyle girer. Yani La'nın oktavından girer. Yani burası çok önemli bizim için solo çalarken.
buraya bakmadan çalmaya çalışıyoruz çünkü. Buradaki parmak pozisyonları şu şekilde. 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3 şeklinde buraya kadar. Burada da 2, 4, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Buradan sonrası zaten do, re, mi. Hangi parmağınıza gelirsiniz? Serçeyle de gelebilirsiniz. Bu size kalmış. Ama burayı mutlaka böyle çalışmanız gerekiyor. La, si bemol, do, re, mi, fa, sol, la, la, si bemol, do, re, mi, fa, sol, la, si bemol, do, re, mi. Yani mi, fa, sol, la, si bemol, do. Burası aynı aslında. Yani 1, 2, 4, 1, 2, 4 gibi. Bu pozisyonları geliştirirseniz o zaman soloları daha rahat çalabilirsiniz. Yani bir bu la transpozisi tabi. Bunu şimdi 3. perdeye alırsak, aynı şeyleri buradan yaparsak sol olur burası. Bunu 1. perdeye alır, buradan yaparsak burası fa kürdü olur. Aynı pozisyonları yapmamız gerekiyor. Yani duydum ki unutmuşsunuz. La'dan çalmak yerine fa'dan çalarsak böyle olur. Çalarsınız. Yani la'da ne yaptıysanız aynısını 1. perdede yaparsanız fa olur. 3. perdede yaparsanız sol olur. Mesela yani sizden istediğim şey şu. Şu kadarına çalışırsanız bayağı ilerlemiş olursunuz. Bunları daha da fazla detaylı anlatacağım. Videonun çok da uzamasını istemiyorum. Çünkü sıkılıp kapatabiliyorsunuz. Sıkılmadan izlerseniz bunu çalarsınız. La'dan başlayacaksınız. Mi'de biteceksiniz. Niye mi'de biteceksiniz diyorum. Çünkü bazı öğrencilerin gitarı altı kesik olmuyor. İlerisi zorluyor. Devamını göstereyim. La, si bemol, do, re, mi, fa, sol, la. La, si bemol, do, re, mi, fa, sol, la. La, si bemol, do, re, mi. Devam edersek mi'den sonra mi, fa, sol, la. Yani burada bitmiş olacak. Bu da 3. oktav kürdi oluyor la üzerinden. Bunlara çalışırsanız sololarınız biraz gelişir. En azından pozisyonlarınız gelişir ve kulağınız gelişir. Bu sesleri basa basa bir zaman sonra solo çıkarmaya başlarsınız. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, müzikle kalın dostlar.